Cemal. He Saf hocam söyle. Bana bak çay demledim. Açık yedim. Terasta çay içelim seninle ya. E zaten artık damat oluyor. Kimse hiçbir şey diyemez. Tamam geliyorum hadi. Hadi gel. İyi hadi sen çık. Ali. Kurbanın olayım. Beni bu Karadul'la yalnız bırakma ne olursun. Niye? Baş başa kalmak için can atıyordun. Oğlum burada benim hayatım mevzu bahis. Yemin olsun beni şu terastan atar diye korkuyorum ya. Böyle bir şey yaparsan sen müdahil olursun. Ne olur beni yalnız bırakma. Hayda. Yemekte de beni zehirleyecek diye tutturdun. Ne oluyor anlatsana ya. Ya tamam anlatacağım ama aramızda kalsın tamam mı? Hı. Bak biz bununla oturduk kafa kafaya verdik. Bu nikah olayından nasıl yırtarız diye düşünürken ben seni zehirlesem ya dedi bana. Bak vallahi siz normal değilsiniz. Bunlar nasıl planlar ya? He bak şu anda ben de aynı kafadayım işte. Ulan ben nasıl bir manyaklık yaşıyorum ya? Yemekte de başka planlarım var dediydi. Alim bak sen gözü dönmüş bir Safiye'nin neler yapabileceğini asla tahmin edemezsin. Ne olursun bak beni yalnız bırakma. Sonra düğünüme değil yemin olsun cenazeme gelirsin. Bak söylüyorum uyarmadı değil mi? Abi. Ha, söyle abi. Ben sevenlerin kavuşması için size yardım etmeye karar verdim. Vallahi mı diyorsun? Nasıl yapacaksın? Safiye yengen bana görev verdi. Seni buradan aşağı atacağım. Kusura bak. Gel, gel. Ali, Ali, Allah aşkına. Allah aşkına yapma. Yapma Ali, ne olur yapma ya. Aşk olsun ya. Lan şu maytap geçirecek mevzu mu ya? Baksana yüzüm bembeyaz oldu. Emin olsun var ya. Bir an Safiye yengenle işbirliği yaptım sandım ya. Hadi gülüyor ya. Demek Hasibe yemeklere çok sevindi ha, Servet. Ya Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin Birgül. O dipçik gibi kadın, vallahi böyle karşımda el pençe divan, nasıl teşekkür edeceğini şaşırdı. Yazık ya. Ama bak gördün mü, hem büyük sevaba girdin, hem de Hasibe ile aranda olan buzları erittin. Şey, Servet, ben senden bir şey rica edeceğim. Yarın beni birkaç saatliğine idare edebilir misin bacım? Steve mesaj atmış da. Ne? Cilveyi ben yapıyorum. O sana mı mesaj atıyor? Yok, yok, yok bacım, yok, yok. Sen yanlış anladın. Öyle değil. Bak, aramızda kızsın. Ben onların konağına gündeliğe gidiyorum da çok iyi para veriyorlar. Kaçırmayayım o manada. Aa, ek gelir ha. Aferin kız sana. Vallahi iyi yapıyorsun. Merak etme ben idare ederim seni. Allah razı olsun. Lokumu getirmiş ayol. Al ağzın tatlansın. Abo. Hediyelerin iyi başladı yani diyorsun. Ne güzel kız. Sana lokum geçiriyorum bir aşığım var ha. Bende de artık yok. Canın istediği bir şey varsa söyleyeyim getirsin. İsterim bir şey, isterim bir şey. Heh, bana bak bunlar Adanalı demedi mi bize? Hı. Adana'nın kebapları çok meşhur olur. Sen kebap iste. Olursa bilirim. Görüyor musun babam Cemal'i? Ölüyorum, bitiyorum diye rol kesiyordu. İki güne nikahın var deyince hemen ayaklarını verdi. Ha baba, öyle oldu. Ulan işimi gücümü bıraktım. Bu Cemal Fırıldağ'ın nikah masasına oturtmaya çalışıyorum. Arada Gülay olmasa ben ona yapacaklarımı biliyordum da. Neyse. Bu arada babam, Ayhan abimin ikinci duruşması da yaklaşıyor ha. Öyle. Seyfi. Abi. Ne güzel olurdu biliyor musun? Ne abi? Gülay'la evlendikten sonra bu Cemal etini keşke hapsatsalar. En azından her gün o musibet suratını görmek zorunda kalmazdık. İnşallah abi. O da olur inşallah. Şuna bak ya. Resmen Safa'mın korkusuna salona tıkıldık. Ne yapıyorsunuz abilerim? İyi İsmet sen ne yapıyorsun? Pembesiz yaşamakla kendimi intihar etmek arasında gidip geliyorum abi. Hayırdır lan? Bir pişman gördüm seni. Bilmiyorum abi ya. İyi mi ettim, kötü mü ettim hiç bilmiyorum. Resmen karımı terk ettim ya. İyi ettin tabii lan. Ailenin yanında duracaksın. Ne var bunda? Pembe de onun ailesi abi. Ali abi, sen ne yapardın? Vallahi ben karımı terk etmezdim. Yani orada bırakıp gelmezdim.
Şimdi sen kendini pembenin yerine koy. Ne hissederdin? Tabii hissederdim. Cinayetim, ben ne yaptım ya? Vallahi ben ne yaptım ya? Nereye gidiyorsun? Sen haklısın abi. Karıma dönüyorum ben ya. Resmen pembişimi terk ettim ben. Ben ne biçim kocayım ulan? Allah belamı versin, iyi mi? Paranın da içine edeyim ben. Ben aşkı seçiyorum. İsmet Koreçki'ye de bu yaraşır zaten. Bak, beşe kadar sayıyorum. Dönmezsen olayım. Bir, iki, üç. Gördün mü lan? Gördün mü lan? Lan daha dört diyemedim. Sen ne biçim bir insansın İsmet ya? Ne oldu şimdi? Sen niye geri geldin? Ya bir an senin gazına gelip öyle şaklandım da yok abi ben yapamayacağım bunu ya. Ben en iyisi planıma sadık kalayım. Annemi yumuşatayım ki pembişimin sürgünü kısa sürsün. Lan oğlum ilk defa doğru bir şey yapacağını zannettim biliyor musun? Ya ne yapayım abi Allah aşkına hor görüp durmayın beni ya. Ben de böyleyim. Bünyem sefaleti kaldırmıyor işte. Oğlum bebe zora gelemiyor ya. Herkes seninle ben gibi mi? Ya tamam Halim Allah'ını seversen boş ver. Neyse ne işte. Halim. Hadi lan bir türkü söyle de dinleyelim. Acayip canım çekti. Hadi kurban oldum hadi. Vallahi abi yapsan öyle bir güzellik ya. Ama bak. Acıklı bir şey söyleme. Zaten canım sıkkın. Otur rahatlarıma. Hadi kurban olayım hadi. Eledim, eledim, öllük eledim. Aynalı beşikte yavrum, bebek beledim. Bak ya, illa ağlatacak. Aynalı beşikte yavrum. Bebek beledim. Büyüttüm, besledim. Asker eyledim. Gitti de gelmedi yavrum. Buna ne çare? Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Bir güzel simadır aklım an. Aşkın sevdasını yavrum sineme saran. Aşkın sevdasını yavrum sineme saran. Bizi kınamasın ehli dil olan. Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare?
Oo, hayırdır? Süslenmiş püslenmiş nereye gidiyorsun kuzum? Kaysal Beylere gidiyorum. Yüzümü kızartıp iş isteyeceğim, ne yapayım? Allah Allah, Sayfal Beyler ne alaka? İş soracak başka adam mı kalmadı? Yani otel işi yapan insanlar anne. Presentable yer. Klasımı sarsmadan para kazanırım işte. He, iyi madem öyle diyorsa. Ki sor bir bakalım. Ya İsmet beni sırf rahat yaşamak için terk etti ya. Acayip hırs yaptım ya. Bak görürsün, çok zengin olacağım. O göreçkileri de mahvedeceğim. Önce bir aç karnımızı doyursak nasıl? Daha iyi olma mı sence de? Ya tamam anne ya. Biraz hayal kuruyorum. Motivasyon yapıyorum kendime. Yani bırak ben de uçabildiğim kadar uçayım. Sen de az büyük düşün. Yani bize karın doyurmaktan daha fazlası lazım. Tamam, tamam annem. Hiçbir şey demiyorum. Motivasyonunu bozmayacağım. Vallahi bak, inşallah gitsen sular seller gibi görüşmeni yap. Güzel haberlerle de gel inşallah. Hep annem benim. Oy yavrum benim, yavrum. Annem. 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 Anne bırak hadi. Bak yine çarpıntını tutacak. Az dinlen hadi. Ha oldu kızım. Şimdi ben bizim uşak Sabas diyarı çağırayım. Gelip hep buraları temizlesin, he mi? Allah'ım ya. Ha kızım ya. Birinin de bu işleri yapması lazım, olur mu öyle? Ben hayırlısıyla bir iş bulayım. Bak o zaman görsen nasıl yaşatacağım seni. Refika cadısı gibi bir elin yağda bir elin balda olacak. İnşallah. Ay benim kıvırcık kuzum, kıvırcık kuzum. Hem ben. Sen küçükken bu kadar ümit vaat etmiyordun ha. Vallahi sonradan bir böyle vizyon sahibi oldun ha. Ay annesinin canı. Anne. Anne. Kuzum. Ben de seninle çıkayım ha. Çarşıya gideceğim. Şu ellerimi bir yığayım. Beraber çıkalım. Tamam, hadi bekliyorum. Gittim sana bu canı ya. Cemal Göreçki sen misin? Şimdi sorduğuna bağlı. Aynasız mısınız siz? Oğlum hiç mi duplajlı film seyretmediniz lan? Yürü biz de geliyorsun. Lan oğlum eşkıya mısınız siz? Güpe gündüz adam mı kaçırıyorsunuz yoksa? Bırakın lan. Şşş abi sakin ol. Safiye Hanım seni kaçırmamız için bizi tuttu. Ne? Ne diyorsun sen ya? Safiye Hanım'a selam var, zorluk çıkarmasın dedi. Hakikat mi diyorsun? Kardeş ben yanlış mı duydum? Yani bu planı benim karım mı yaptı? Evet. Bak sen şu benim Safa'ya ya. Ulan yıllardır saftirik sandığım kadının içinden bir daha iyi çıktı ya. Planım var, planım var dediği buymuş meğerse. Ama şahane plan, helal olsun. Aha, Safo sen var ya sen. Şeytana bile pabucunu ters giydirirsin kız. Şişt, git git, koş. He tamam gidiyorum. Hadi lan götürün beni. Hadi gel abi. Cemal Göreçki'yi kaçırıyorlar, imdat! Seviyorum seni. Geç. Ben seni burada kuşa yem eder miyim Cemal? Ah hadi kocam, selametle inşallah. İmdat! Yetişin! Ay Cemal'ımı kaçırdılar! Ali, anne, baba yetişin! Safiye Hanım, ne oldu? Ne oldu? Kız sorma, Cemal'ımı kaçırdılar. Gözümün önünde dağlar taşlar gibi kocamı götürdüler. Ne diyorsun sen ya? Safiye, ne oldu kızım, niye bağırıyorsun? Ay. Yenge, Demir Hanım'a bir şey oldu. Yok. Yok Ali Bey, Cemal Bey'i kaçırmışlar. Ne? Ne? Yenge, nasıl oldu bu olay? Anlatayım canım. Ben şimdi... Cemal işe gidiyordu, ben de arkasından bakınıyordum. Bir tane araba yanaştı. İçinden adamlar çıktı, sonra böyle Cemal'ımı arabaya bindirdiler. Arabaya böyle tıkıştırdılar. Sonra bastılar kıza gittiler, Cemal'ımı kaçırdılar. Allah Allah. Abimi kim niye kaçırsın ki? Cemal, oğlum. Kocam gitti kaçırdılar. Tamam kızım, tamam, tamam ya. Sakin ol, tamam. Ay gitti benim kocam gitti. Dağlar taşlar gibi kocam gitti. Cemal. Bir gül bak hele ya. Servet Hanım benim hakkımda hiçbir şey diyor mu? He diyor, diyor. Aman yani diyor. Ne diyor mesela? İyi insan falan diyor. Aman
Başka? Ya Seyfi kardeşim, geldiğimden beri servet aşağı, servet yukarı. Beni ne kadar çok meşgul ettin ya. Acık bırak da işimi gücümü yapayım da hemen gidivereyim. Ha öyle mi? Ya farkında değilim de. Ya canım şunun şurasında komşuyuz ya. O bakımdan sebep soruyorum yani. Ya dün lokum getirmiştim de. Yedi mi? He, yedi. Çok da beğendi. Şunu da verebilecek mi acaba? Sipariş etmişti de. Çifte kavruk, söylersin. Oldu, veririm, sen merak etme. Servet arıyor. Servet mi? Senin işin var. Bacım, ben bakarım ya. Ya bu benim şahsi telefonum, bıraksana ya. Alo, Servet. Bacım, eğer hanımın beni sorduysa komşuya neyin gitti dersin, oldu mu? Kurban olayım, beni azıcık idare et de ben hemencecik gelirim, oldu mu? Tamam. Sen kapat telefonu. Ben hemen geliyorum. Tamam, hadi. Seyfi kardeşim, kusura kalma. Benim gitmem lazım, gelir. Ne oldu bacım? Ters bir şey yok değil mi? Çok ters bir şey var. Cemal'i kaçırmışlar. Ne? Cemal'i mi kaçırmışlar? Faysal Bey. Bu otelle Ürgüp'ün kalibresini yükselttiniz, tebrikler. Sağ olun. Sayenizde çok şık, çok nezih bir mekana kavuştu Ürgüp halkı. Burası bizim Pötü Prens'i bile cebinden çıkarır. Estağfurullah canım. Yo. Tevazu göstermeyin. Siz bu işi biliyorsunuz. Ya şu mekanın kalitesine bakar mısınız? Şuraya bir yudum kahve içip giderim diye geldim, oturdum kaldım burada. Sağ olun. Ya. Züppe. Dönüp de tek kelime etmedi be. Bunun ne işi var burada ya? Sen de mi buradaydın? Evet pembeciğim. Faysal Bey'le hizmet sektöründen konuşuyorduk. Malum ortak bir yanımız var. İkimiz de mekan sahibiyiz. Mekanın matsın senin pis fırsatçı. Pembe Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Faysal Bey, nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. İyiyiz çok şükür. Lütfen, böyle oturun. Hayırdır pembeciğim? Niye geldin? Bak Faysal Bey'den iş falan isteyeceksen. Ne alakası var ya? Ben de senin gibi sabah kahvemi burada içmeye geldim. Oğlum bakar mısınız buraya? Buyurun, ne alırsınız? Ben bir kap için rica edeceğim. Hemen. Pembe. Kız, paran yetecek mi? Mutfağa gidip bulaşıkları yıkama sonra. Sen sussana be gerizekalı. Ay yarabbim, ay yarabbim, nedir bu başımıza gelenler? Allah'ım yarabbim, ne isterler? Kim kaçırır benim oğlum Allah aşkınıza? Ay ciğerim yanıyor. Fazıl Bey, gözünü seveyim bul. Gözünü seveyim bul oğlumu. Refika, Allah aşkına bir sakin ol. Bak bir de seninle uğraşmayalım. Refika Hanım, lütfen sakin olun. Bakın tansiyonunuz da çıktı zaten. Ya lütfen herkes bir sakin olsun ya. Bir kafamızı toplayalım. Ali, nasıl sakin olabilirim ya? Benim burada dağlar taşlar gibi kocam kaçırılmış. Ben daha Cemal'ıma doyamadım. Ay ne diyorsun ayol? Ne diyorsun? Oğluma ölmüş gibi davranıyorsun. Kendini topla. Refika bir sakin ol. Ben polisi arıyorum. Arama. Yok polisi falan arama. Polisi ararsan Cemal ölür. Ay ben bu kadını öldüreceğim şimdi. Ölümden bahsetme bana. Şimdi seni öldürürüm. Ya yenge sen de yangına körükle gitme Allah aşkına ya. Kadının yüreğini indireceksin. Ay yok, ben ondan dolayı demedim canım. Hani şimdi filmlerde falan hep izliyoruz ya. Böyle kaçırma olayları falan oluyor. Yani daha kaçıranların ne istediğini de bilmiyoruz. Hani fidye için kaçırmış da olabilirler. Tamam. Ayıldık bayıldık. Ama bir sakin, bir relax olalım ya. Relax olalım da. Niye hala aramadı ki ne bunlar? Yok Ali, evet. Aramayalım biz. Biraz daha beklerim. Yanlış bir şey yapmayalım. Bence aramamız lazım. Yani aramasak yanlış olur. Arıyorum ben.
Ara oğlum, ara. Ya arama Alim. Hah, onlar arıyor. Yani herhalde onlar arıyordur değil mi? Fideciler falan arıyor olabilir. Aç bakayım canım sen. Alo. Cemal Göreçki elimizde. Polise haber verirseniz ölür. Kimsiniz siz? Abim orada ise verin telefona. Sesini duymak istiyorum. Buyur abi. Alo. Abi nasılsın? Alim ben iyiyim. Yok yok merak etme. Bak anneme babama da söyle. Ben iyiyim. Üzülmesinler tamam mı? Yok arkadaşlar çok iyi bakıyorlar sağ olsunlar. Ne bileyim fitne için kaçırdılar da. Alo abi. Duydun işte abinin sesini. Duydum. Ne kadar istiyorsunuz? Sakın polise haber vermeyin. Biz sizi arayacağız. Kapattı. Kaç para istiyorlarmış? Şimdi bir şey söylemedi. Sonra tekrar arayacağım dedi. Polise haber vermeyin dedi. Bak gördünüz mü? İyi ki erken davranıp da aramamışız polisi. Allah'ım oğluma yardım et. Hangi canilerin elinde açamam abi? Tamam sakin ol. Sakin ol. Anne. Bak abimin sesi çok iyi geliyordu. Ayrıca annemle babama söyle iyiyim dedi. Pembe Hanım İsmet'le ayrılmışsınız galiba. Her şey örgütte ne kadar da çabuk duyuluyor ya. Konaktan da ayrılmışsınız. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeyin, söyleyin. Çok teşekkür ederim Faysal Bey. Çok incesiniz. Faysal Bey, Pembe sadece konaktan değil, Pötü Prens'ten de kovuldu. Faysal Bey burada olmasaydı ben sana gösterirdim de. Kovulma yok Faysal Bey. Bir hatamdan yararlanıp mekanıma çöküldü. Gerçekten çok üzüldüm. Bakın, eğer işe falan ihtiyacınız varsa lütfen çekinmeyin. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Tabii tabii Pembeciğim. Ben de her türlü yardıma hazırım. İstediğin zaman gelip Pötü Prens'te komi olarak çalışabilirsin. İstemez. Bir arkadaşımla mekan açacağız. Yer bakıyoruz. Mekan dedi. Duydunuz mu Faysal Bey? Ya aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Kızım senin mekan açacak sermayen var mı? Yok. İlyas Bey. Para bir tek sizde mi var? Belki Pembe Hanım'ın kafasında bir şey vardır. Hiç işte. Boş boş konuşuyor. Neyse ben kalkayım artık. Bir arkadaşımla görüşecektim de. Hayır lütfen ikramımız olsun. Yok katiyen olmaz. Bu sefer olmaz. Şş, kızım paran yok gurur yapma. Kalk git işte mis. Sussana. Ayıp oluyor ama be. Ya kusura bakmayın Faysal Bey. Biz Pembe ile abi kardeş gibiyizdir. Hep böyle didişiriz. Değil mi Pembeciğim? Neyse ben kalkayım artık. Görüşmek üzere. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler. Görüşürüz Pembeciğim. Oğlum bana bakın. Ben burada uzun süre kalamam ha. Bak bende bir birader var, tam beladır. Ne yapar eder gelir beni burada bulur. O zaman da bütün foyamız ortaya çıkar. Benim yeri değiştirmem lazım. Safiye Hanım bize siz Cemal'i kaçırın gerisini o halleder dedi. O halleder neyi ya? Kardeşim Reyne'nin yer beğendiği, mekan beğendiği nerede görülmüş? Neyse ya neyse tamam ben başım çaresine bakarım. Siz de arazi olun ha. Olur abi. Oyun hadi oyunun. Şeş çağır abi. Lan aşkta kazanmaya başladım ya ondan kaybediyorum. Oh Safom'la beni ayıramadılar ya. Lan dur aklıma gelmişken. Safiye size kaç para ödedi lan? Safiye Hanım bu konu hakkında bilgi vermememizi istedi. Ne? O kadar çok mu ödedi lan? Bilgi veremem Cemal Bey. Safiye Hanım'ın emri. Lan bak şimdi iyice ayar oldum ya. Belli oğlum. Eşek yüküyle para ödemiş işte size. Neyse bari bir testi kebap falan ısmarlayın ya. Kurguruya misafirlik mi olur? Hadi. Olur abi tamam. Hadi.
Babam sen nerelerdesin ya? Yer yerinden oynuyor. Sana ulaşılamıyor. Ya telefonumun şarjı bitmiş, fark edemedim. Hayırdır oğlum, ne oldu? Babam Cemal Göreçki'yi kaçırmışlar ya. Ne diyorsun oğlum sen ya? Şaka mı yapıyorsun? Babam şakası mı olur? Kaçırmışlar. Ulan ne zaman nikah tarihi alsak bu Cemal'in başına bir şey geliyor. Nerede kaçırmışlar peki? Evin önünden kaçırmışlar. Güpe gündüz adamı arabaya atıp götürmüşler. Kimse de kurtarayım dememiş. Bak hele babam, bu kaçırma olayı bana öyle yalan gibi geliyor ya. Seyfi. Abi. Senin bir polis arkadaşın vardı değil mi emniyette? He babam var. Bir gidip konuşalım bakalım. Şu mobese kayıtlarına ulaşabiliyor muyuz bir soralım. Olur babam, sorak. Hadi. Hadi. Geberdim yürümekten ya. Senin gururuna tüküreyim ben pembe. Adam ikramımız olsun diyor, sen hala ısrar ediyorsun döneceğim diye. Pembe, ne oldu kız? Dolmuşa binecek paran kalmadı mı yoksa? İlyas, yürü git bak, yolarım seni. Ama haksız mıyım pembeciğim ya? Sen önce aç karnını doyur, ondan sonra cappuccino iç. Cappuccino ne ya? Kapa çeneni, gerizekalı, kapa çeneni. Lan! Kapa! İlyas! Çık lan dışarı! Çık! Vurma arabamı! Çizgi kontrol diyemezsin! Allah belanı versin seni, pis şiyan! Ulan bu yaptıklarını burnuna pitil pitil getirmezsen benim adım da pembe değil be! Komiserim görürse yanarım Seyfi kardeş. Çabukça bakalım. Merak etme Oğuz kardeş. Hemen bakıp gideceğiz. Merak yok. Burası Göreçki konağı. 9-10 gibi demiştiniz. He babam öyle dedik. Babam bak 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 Cemal evden çıkıyor ha. Dönüyorum Seyfi. Babam araba geliyor bak Cemal'in yanında durdu. Evet Seyfi. Babam bak 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 Cemal'e saldırıyorlar. Oğlum Seyfi, ben de görüyorum ya. Anlatmasana ikide bir. He, pardon babam. Yani ses yok ya, böyle alt yazı yapayım dedim o bakımdan yani. Görüntüyü durdurur musunuz Oğuz Bey? Vay çakal vay. Tahmin ettiğim gibi Seyfi. Kaçırılma olayı fake çıktı. Ne çıktı babam? Fake oğlum, fake. Sahte yani. Cemal nikahtan yırtmak için kendini kaçırmış. Nereye gittiklerini bulabilir miyiz Oğuz Bey? Mobese kameraların olduğu yerlerde geçtilerse buluruz. E bak Oğuz babam bak bak. İşte bakın burası meydan. Meydandan geçip eski köy yoluna sapmışlar. O yolun kamerası var mı? Var. E bulak babam bul. Ulan Cemal, fare deliğine girsem bile seni oradan bulup çıkartacağım ben. Ne haber Sevda? Ne istiyorsun pembe? Aşk olsun kız. Sen niye bana böyle soğuk yapıyorsun ya? Babaanneme yaptığın terbiyesizlik yüzünden olabilir mi acaba? Haklısın Sevdacığım. Ama o olay bir anlık sinirle oldu. Benim sana sormam gereken çok önemli bir soru var. Eve dönmek için yardımımı istiyorsan unut. Yok, başka bir şey. İlyas gerçekten senin arkadaşını arabayla ezmeye kalktı mı? Doğru değil mi? Hiç inkar etme, annem her şeyi anlattı. Ya peki sen niye hala bu adamı çekiyorsun Sevda? Dur ben söyleyeyim. Seni tehdit ediyor değil mi? Peki Sevda, o çocukla aranda gerçekten bir şey oldu mu? Ya yok öyle bir şey. Biz Kaan'la sadece arkadaştık. İlyas her şeyi yanlış anladı. Aa, ne haber Sevda? İyidir Pelin, senden? İyi ya. Çok özlemişim. Ne olsun, derslerle buluşuyoruz. Bize nerede başladı? Vallahi sabahlayıp geliyoruz. Ben de öyle ya. Bir kahve içelim mi? Olur. Arkadaş da kalkıyordu zaten. Tabii tabii. İyi Sevdacığım. Görüşmek üzere. Çalgam suyu geldi. Git al da gel hadi.
Faysal'ım, Seyfi kardeş. Vallahi tam zamanında geldiniz ya. Allah'ıma kurtuldum çok şükür. Ya ben bu iblislere dedim. Ya benim yarın nikahım var. Kaçırmayın beni, kurban olayım dedim, dinlemedim ya. Ama neyse, çok şükür kurtuldum. Bırak numarayı Cemal. Kaçırılmanın düzmece olduğunu biliyoruz. Her şeyi sen planladın. Faysal'ım ne diyorsun? Allah'ını seversen ya. Ben manyak mıyım? Niye kendi kendimi kaçırtayım? Lan niye olacak? Gülay'la evlenmemek için. Ne hikmetse tam böyle nikah olacağı zaman hep böyle başına bir şey geliyor. Niye acaba? Ya kardeş sen bir susana ya. Ben kayınçoğuma bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Bak yemin olsun Allah bin belamı versin ki bu herifler kaçırdı beni. Ne sebepten peki Cemal? Ne bileyim, fitye içindir Zaharia. Değil mi lan? Aha, fitye için. Aha. Lan kaçırdığınız adama testi kebabı mı ısmarlıyorsunuz? Vallahi çok tatlısınız ya, maşallah size. Doğru vallahi. Ama gaz gelecek yerden tavuğu esirgememek içindir Zahar. Çünkü bir sürü fitiye alacaklar ya, o kadar da ikramları oluversin yani. Kes lan tatavayı Cemal. Mobese kaydından her şey görünüyor. Mobese mi? Yani mobese derken ha? Nasıl mobese derken ha? Sizin sokaktaki mobeseden söz ediyoruz. Faysal abim senin için endişelenince emniyetteki yakınımıza gittik, tanıştık. Yani kaçırılmanın dakikası dakikasına izledik, lafın kısası yemedik Cemal. Ölüyorum yememişsiniz. Hayırlı işler Vahap. Sağ ol Asife abla. Ablam, ya sen bana şöyle 100 gram kadar beyaz peynir, 50 gram da zeytin verir, ha? 50 gram zeytin mi? He. Biz evde çok durmuyor ya, yinmiyor. Yazık ya, esraftır. Hatta 50 gram bile bana fazla ya. Adam başı ikişerden zeytinlemize yetmiyor, değil mi? Ya düşün ya, 4 kişilik. Sen bana oradan 8 tane zeytin ver. He anam. Ama bunları yazacaksın ha. Parasını sonra vereceğim, olur mu? Yazarım tabii, ayıp ediyorsun. Dur sen. Vahap, oğlum senin kafana saksı falan mı düştü ya? Bunlar ne? Ne olacak abla, bugün lazım olmazsa yarın mutlaka lazım olacak. Sen al bunları, ben yazıyorum nasıl olsa. Allah Allah. Hayır, sen parasını almadan adama selam bile mene vermezsin. Bu kaşarın eskisini, Nahut'un koçbaşına vermek de ne? Ne olacak bacım, kaç yıllık komşuyuz şurada. Bu aralar sıkışıksın biliyorum. Yardımcı olayım dedim. Ya hakikaten çok yardım seven bir insansın ha. Ki o sebep ne? 2 gün evvel 2 tane ekmek ver de yaz dedim, suratını sallandırdın. Şimdi ne oldu da böyle birdenbire melaike kesildin sen? Ben onu anlamadım. Konuş, bir şey diyeceğiz. Oğlum söyle. Lan konuş! Lan konuş vallahi, kafanı gözünü yararım, camını çerçeveni indiririm, konuş! Dur tamam, yapma, söyleyeceğim. Küçük damadın geldi. Ne istiyorlarsa ver dedi. Parasını ben vereceğim dedi. Kim? İsmet mi dedi öyle? Bak. He kızım Asif abla. İyi niyetle şey etti çocuk. Baba, sakın ba o savunmalara kalkma. Bunların parası ödendi diyorsun şimdi ha? He abla. Ah çocuğum ah. Ah Cemal'im ah. Aç mıdır, tok mudur, ne hallardadır? Ya Safiye abla üzülme artık, ne olur. Bak çok kısa bir süre içinde gelecek Cemal, göreceksin. Ne zaman gelecek mavim? He, bugün mü gelecek, yarın mı gelecek? Tam olarak ne zaman gelecek? Allah aşkına bana bir şey söyle. Ya bu fidyeciler benim Cemal'ımı böyle aylarca rehin tutarlarsa ben ne yaparım? Safiye! Niye böyle diyorsun kız? Aa, niye yapsınlar böyle bir şey? Evet Safiye. Fidyeyi verdikten sonra niye tutsunlar ki? Bilemeyiz babacığım. Belki de psikopatın tek Cemal'ımı kaçırdı. Sonra da Cemal'in muhabbeti adamın hoşuna gitti. Biliyorsunuz ki Cemal'ımın muhabbeti çok iyidir. Çok hoş sohbet bir insandır kendisi. Cemal'i bırakmamaya karar verdi. Hayır yani, her türlü ihtimali düşünmemiz lazım. Ay, ay deme Allah aşkına. Vallahi yüreğim sızlıyor. Oğlumu göremeyeceğim mi ben? Allah'ım ben Cemal'im olmadan yaşayamam, yaşayamam. Yenge, senden rica ediyorum bir süre konuşma. Bak senin yüzünden annem kötü oluyor ya.
Ya abi, niye aramıyor bu herifler ya? Nereden bileyim oğlum ben? Allah Allah ya. Zaten polisi aramamak için kendimi zor tutuyorum. Cemal abim geldi. Vallahi Cemal abim aha geldi. Nerede Cemal? Ay! Allah'ım ya Rabbim, sana şükürler olsun. Anam! Cemal, senin ne işin var burada? Ay ben Rabbim, şok şu an. Gerçekten büyük bir şok yaşıyorum. Canım hoş geldin. Yavrum, yavrum. Oğlum, iyi misiniz? He, iyiyim baba. Abi, iyi misin? İyiyim. Vallahi Süperman gibi adamsın ha Cemal abi. Nasıl kurtuldun ya fidecilerin elinden? Anlatsana Cemal nasıl kurtulduğunu. Hadi. Faysal Bey, sizin bu olayla ne ilginiz var? Biraz karışık halim. Yok, hiç karışık değil Cemal. Ben basitçe anlatayım. Abim bu kaçırılma olayını kendisi ayarlamış Ali. Ne? Sizin sokaktaki kamera her şeyi çekmiş. Emniyette seyrettik. Oğlum doğru mu bütün bunlar? Baba, niye doğru olsun ki? Böyle bir şeyi niye yapsın? Kardeşimle evlenmemek için herhalde. Sakatlanması gibi bu da nikahtan kaçmak için bir numaraydı. Fazıl Bey, size olan saygımdan bir şey demiyorum. Siz baba oğul aranızda konuşursunuz. Konuşacağız Hasan Bey, konuşacağız. Ali, İsmet, Faysal Bey'e geçelim. Buyurun Faysal. Bakar mısın? Puh, Allah senin cezanı versin. Olmaz olsun senin gibi evlat. Ya baba, intizar etmeden önce bir dinle ya. Ne dinleyecek be? He? İsmet'ten beter çıktın, biz ona musibet diyorduk. Rezil! Ne dinleyecek rezil? Ya sen niye vuruyorsun bana? Senin ne hakkın var bizleri üzmeye Cemal ya? Senin yüzünden anamla babama inmeler inebilirdi. Ya insanlar ne hallere düştüler ya? Hayır yani annem. Nasıl bir psikopat insan ki kendini kaçırtır, ben anlamıyorum. Bak babam beni kesse, şöyle dirim dirim doğrasan ben hayatta böyle bir şey yapmam ya. Ya yeter ama artık ya, tamam. Tamam, kendimi kaçırttım. Ya siz de benim beynimin itini yediniz ama ya. Evlen, evlen, evlen diye. Hiç bana soran oldu mu? Sen bu kızla evlenmek istiyor musun diye. Ben bu kızla evlenmek istemiyorum, anlamıyor musunuz mu ya? Anlamıyoruz. Evlenecek, ulan evlenecek, mecburen evlenecek. Başka çare yok. Gerekirse sabaha kadar başında duracağım. Yarın bu nikah kıyılacak. Ama baba... Aması maması yok. Defol git karşımdan, hadi yıkıl. Defol! Yıkıl! اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.